İyi akşamlar. Bugün 17 Mayıs 2011 Salı. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, parti reklamları televizyonlarda yayınlanmaya devam ediyor. Hepsinin dikkat çeken ortak yanı, reklamlarda oyuncuların değil, gerçek kişilerin oynatılması. Böylece inandırıcılık sağlanmaya, seçmen kendisiyle ikna edilmeye çalışılıyor. İzliyoruz efendim. Ulen kanallarda da hiçbir şey... Aha! Benim oynadığım reklam çıktı yine. Merhaba, adım Osman Papuç. Orta halli denir ya, ben de öyle bir vatandaşım işte. Ama yaşamak güzel. Ben partime oy vermekten memnunum. Vay! Yaşamaktan memnunsun ha Osman Papuç. Demek ki partine oy vermekten de memnunsun, öyle mi? Memnunum tabii oğlum. Reklama çıkıp bunları söyleyebildiğime göre gayet memnunum. Lan oğlum nasıl memnunsun? Orta halli dediğin ayda eline 650 lira geçiyor. Nesinden memnunsun lan? Yalan söylemesen oğlum. Oğlum ben ne bileyim memnun muyum değil miyim ya? Niye bana sorup duruyorsun? Sen cevap versene. Sen ben değil misin ne de olsa? Tamam ben de senim ama sen değil misin reklamda hayatımdan memnunum diyen? Evet benim yani senim. Ben vazgeçtim kardeşim. Vermeyeceğim oyumu o partiye. Sen vermiyorsan ben de vermiyorum oğlum o zaman. Bak ben seni engellemiş gibi olmayayım. Sen yine de ver istediğine. Oğlum sen beni engelleyemezsin ki. Sen benim zaten. Oğlum ben sen değil misin? Valası sen... Belalı burada şimdi konuşup ötüp duruyorlar. Yürü git lan. Ben senim. Hayır sen bensin. Yok. Hayır sen bensin. Oğlum ben senim. Doktor bey, eşimin nesi var? İyileşecek mi? Kendi kendisine inanmadığı bir siyasi propaganda yaparken kişilik yarılmasına uğramış. İlaç verdik, şimdilik birazcık kararsız oldu. Yakında düzelir inşallah. Oğlum bak hasta etme, sen ben sen diyorsan ben senin. Hayır ben senin var ya gelmiş. Oğlum konuşma. Sayın seyirciler, vatandaş derdini siyasilere duyurabilmek için mitinglerden medet umuyor. Mitinglerde açılan kişisel pankartlarda şikayet ve isteklerden geçilmiyor. Hep beraber izliyoruz efendim. Sevgili vatandaşlarım, sorunlarınızı vallahi de billahi de çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Yahu biz bunun için varız burada ya. Bakın mesela, orada ilginç bir pankart görüyorum. Ne diyor? Bacanak 150 lira borcunu ödesin diyor. 6 ay oldu. Tam 6 ay oldu alalı. Ödeyecek sevgili vatandaşım. Ödeyecek. Biz ona yardımcı olacağız. O da borcunu ödeyecek. Mesela bakın. Şuradaki pankart ne diyor? Kaynanam eşimi bana karşı dolduruyor diyor. Sayın Başkan canıma tak etti. Huzurum kalmadı vallahi ya. Biz Sayın Kayınvalide nezdinde de devreye gireceğiz. Yapma, etme, sen büyüksün anne diyeceğiz. O da senin oğlun sayılır diyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Başkan, bak hele bak hele. Bunu da oku, bunu da. Oradan okuyabiliyor musun başkan? Yahu tabii tabii. Fişi de çekeriz, ütüyü de kaparız. Onu da hallederiz, bunu da hallederiz ya. Başka pankart var mı? Heh, bakın orada bir tane daha var. Ne diyor? Akşama misafir var, gelirken bir kilo baklava diyor. He, yarım cevizli, yarım fıstıklı olsun mu? Olsun! Tamam, o da tamam sayın vatandaşlarım. Ama biraz izin verin de seçim beyannamemizden bahsedeyim biraz, öyle değil mi? Ben senin pankartı hiç anlamadım vallahi abla ya. Şimdi şöyle, fark etmedi ama ben onun eşi olurum. Yani Sayın Genel Başkan'ın eşiyim ben. Biz de kendisiyle ancak böyle sizin gibi pankartlarla haberleşebiliyoruz da. Akşam amcası gelecek baklavayı. Onun için söyledim, kendisi pek sever de. Aa, iyi yapmışsın abla, iyi yapmışsın. Siz de buyurun gelin akşama. Sayın seyirciler, Adana'da YGS sınavına giren 30 öğrencinin puanlarının yanlış hesaplandığı anlaşıldı. Bunun üzerine bir ÖSYM yetkilisi gece yarısı öğrencilere telefon ederek puanlarının düzeltildiğini söyledi. Hizmette sınır tanımayan ÖSYM bugün de çağrı merkezini devreye soktu. İzliyoruz efendim. Evet, YGS puanından emin olmayan bir öğrenci olarak ÖSYM merkezini arayalım bakalım ne olacak. İyi günler.
ÖSYM günlük skandal programını öğrenmek istiyorum diyorsanız 1'i, skandallar arşivine bağlanıp nostalji yapayım diyorsanız 2'yi tuşlayın. Tekrar bir diyelim. Evet, bugünkü ÖSYM skandal programı şöyledir. 1. Başkasının yerine sınava girdiği sanılan kişinin aslında bir başkası olduğu anlaşıldı. 2. ÖSYM bugün bir öğrencinin puanını hele şükür doğru hesaplamayı başardı. Şimdi devam etmek için lütfen Yıldız Kare'yi tuşlayın. Yıldız Kare? Şifre var kopya yok diyorsanız 1'i, tatmin oldum diyorsanız 2'yi, tatmin olmadım diyorsanız 3'ü, elle tatmin... 3 tatmin olmadım, tatmin olmadım. Evet. Nuri Real Madrid'de başarılı olur diyorsanız 1'i, beterin de beteri var buna da şükür, ya genel seçimleri de ÖSYM düzenleseydi diyorsanız 2'yi, en iyisi telefonu açık bırakıp apaçı müziği eşliğinde apaçı dansı yapayım diyorsanız yıldızı tuşlayın. Yeter be! Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, bunların bir şey çözeceği yok. En iyisi ben çözeyim. Buna basayım, apaçı müziği. Din 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 din. Hadi siz de operatör. Din 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 din. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.